Merhaba masal sever çocuklar. Bugün size gelecekte yaşanan bir masal anlatacağım. Kahramanlarımız, bilim adamları Deniz ile Poyraz'ın yeni bir galaksiyi nasıl keşfettiklerini öğreneceksiniz bu masalımızda. Günümüzden binlerce yıl sonra insanlar artık diğer gezegenlerde koloniler kurmaya ve oralarda yaşamaya başlamışlar. Peki çocuklar, gelecekte neler değişmiş? İnsanlar yeni neler keşfetmiş olabilir? Bir düşünün bakalım. Evet, teknoloji ve bilim o kadar ileri gitmiş ki insanlar artık fosil yakıt, yani günümüzde kullandığımız benzinli ve mazotlu araçları kullanmıyorlarmış. Hatta şehirler arası ya da ülkeler arası seyahatlerinde araç bile kullanmıyorlarmış. Sadece gezegenler arası seyahatlerde UFO'ya benzeyen uzay gemileri varmış. Yakın yerlere giderken moleküler ışınlanma diye bir yöntem bulmuşlar. Peki moleküler ışınlanma ne demek biliyor musunuz çocuklar? İnsanların bir yerden bir yere saniyeler içinde bir düğmeye basıp gitmesi demek. Bu yolculuk esnasında insanlar maddesel durumdan enerjiye dönüştükleri için adına moleküler ışınlanma demişler. Yani insanlar ışığa dönüşüp saniyeler içinde binlerce kilometre yol gidebiliyormuş. Düşünsenize, bir düğmeye basıyorsunuz, hop evden okula gidiyorsunuz. Bilim adamları birçok hastalığa çare buldukları için insan ömrü iki katına çıkmış. Yani ortalama 150 yıl yaşıyormuş insanlar artık. Bu yüzden dünya nüfusu o kadar çok artmış ki günümüzde 7 milyar olan dünya nüfusu 20 milyarı geçmiş. Bu yüzden insanlar dünya dışında başka gezegenlerde de koloniler kurup yaşamaya başlamışlar. Bu gezegenler neler sayalım beraber sırasıyla. Hadi bakalım. Güneş'e en yakın olandan en uzağa doğru. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Yani tam 8 gezegen. İnsanlar her gezegenin şartlarına uygun yaşam istasyonları kurarak dünya dışında da yayılmaya başlamışlar. Mesela Güneş'e en yakın olan gezegen Merkür kolonisinde. Merkür kolonisinde güneş ışığının sıcaklığını düşüren özel bir cam fanus kalkan varmış. Bu kalkan hem güneşten gelen yüksek ışığı ve ısıyı emerken aynı zamanda çok büyük elektrik enerjisi üretiyormuş. Ürettikleri bu enerjiyi de devasa boyutlardaki motorlu makinelerle hava üretmekte ve su üretmekte kullanıyorlarmış. Aynı zamanda yiyecek de üretebiliyorlarmış. Merkür'de dünyadaki gibi hava ve su olmadığı için güneşten elde ettikleri bu enerji çok önemliymiş onlar için. Güneşe en uzak olan Neptün'de de bunun tam tersini, güneş ışınlarını toplayan bir kalkan yapmışlar ve zayıf gelen bütün güneş ışınlarını toplayıp hem kalkanın içini ısıtıyorlarmış hem de devasa büyüklükteki motorlarla ihtiyaçları olan havayı üretiyorlarmış. Her ayın ilk haftası tüm gezegen kolonilerinin başkanları dünyada İstanbul şehrinde bir toplantı yapar ve insanların sorunları ile ilgili kararlar alırlarmış. Yine bir koloni başkanları toplantısı gelmiş. Başkanlar İstanbul'daki koloniler arası toplantı salonunda bir araya gelmişler. Ama bu kez çok önemli bir sorunları varmış. Dünya kolonisi başkanı konuşmaya başlamış. Sayın başkanlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük bilim adamları olan Deniz ve Poyraz kardeşler uzun zamandır güneş üzerinde bir araştırma yürütüyorlar. Son yaptıkları keşif insanlık adına gerçekten çok ürkütücü. İsterseniz kendilerini çağırayım da size anlatsınlar. Değerli başkanlarım, bildiğiniz gibi kardeşim Poyraz ile güneş üzerinde bazı araştırmalar yapıyorduk. Son yaptığımız ölçümler güneşin enerjisinin bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Nasıl olur? Güneşin enerjisi nasıl bitebilir? Bu pil değil ki, şarjı bitsin. Allah Allah, bunun bir çözümü olmalı. Ne kadar ömrü kalmış peki? Bize açıklayabilir misiniz? Merhaba efendim, ben Poyraz. Sayın başkanlar, tüm yıldızların
tıpkı insanlar gibi bir ömrü vardır. Ne yazık ki güneşimizin de bir aylık ömrü kalmış durumda. Bu süre sonunda ne yazık ki güneşimiz önce sönecek, sonra bir patlama ile yok olup kara delik oluşturup tüm gezegenleri içine çekecek. Yani bu sadece güneşin değil, onun yörüngesindeki tüm gezegenlerimizin sonu olacak. Ama nasıl olabilir? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Başkanlar, ne yapacağız peki biz bu durumda? Bütün gezegenler yok olursa 20 milyar insanı nereye taşıyacağız? Bir çaresi olmalı. Bir çözümü olmalı bunun, değil mi çocuklar? Bunu keşfettiyseniz bize bir çare de bulursunuz. Çocuklar, size istediğiniz kadar yetki ve para. Bizi kurtarın bu durumdan. Ne yapılması gerekiyorsa, ne çözüm bulunması gerekiyorsa bütün koloni başkanları olarak arkanızdayız. Ama bize bir çözüm bulun. Bir ay çok kısa bir süre biliyorum. Ama bunu başarabilirsiniz. Tamam başkanım. Elimizden geleni yapacağız. Süremiz çok kısa. Ama hemen laboratuvarımıza dönmeliyiz. Abimle birlikte aslında son zamanlarda galaksimsi bir cisim keşfetmiştik. Ama tam tanımını ve adını koyamamıştık. Hemen onun üzerine çalışmalıyız. Çünkü mevcut Samanyolu galaksimizde güneş sistemine benzeyen bir başka gezegen örüntüsü yok. Hatta Andromeda galaksisinde bile yok. Sanırım yeni bir galaksi keşfetmemiz lazım. Bunu başarabiliriz. Bize inanın. Poyraz, hemen laboratuvarımıza gitmeliyiz. Hemen yeni teleskopumuzda şu galaksi üzerinde incelemelere başlamamız lazım. Çabuk ol. Evet abi, hemen laboratuvarımıza gidelim. Galaksi üzerinde çalışmamız lazım. Bütün insanlığın umudu bu yeni keşfedeceğimiz galakside. Moleküler ışınlanmada bekliyorum seni. Sonunda laboratuvara geldik Poyraz. Ben hemen teleskobu ayarlıyorum ve görüntüleri bilgisayarına göndermeye başlıyorum. Hemen incelemeye başla ve çözümleme yapalım. Hemen rapor hazırlamalıyız. Tamam abi. Hemen şimdi bilgisayarım açılıyor zaten. Yeni görüntüler gelmeye başlayınca çalışmaya başlayalım. Umarım yeni bir galaksi ve yeni bir güneş sistemi bulmuş oluruz. Bütün insanlığın umudu sanırım bizde. Yeni görüntüler gelmeye başladı mı Poyraz? Teleskop açık şu an ve son güçle çalışmaya devam ediyor. Abi, bu galaksi tam bizim yıldızımıza, güneşimizin 20 bin yıl önceki haline benziyor. Bak, ışık dalga boyları ve yüzey sıcaklığı aynı güneşimiz gibi. Hatta 24 tane gezegeni var. Bir gezegeni tam dünya ile güneş mesafesinde. Bu gezegen dünyamızdan tam 20 kat daha büyük. Tüm koloni insanlarının yaşaması için fazlasıyla yeterli alana ve kaynağa sahip. Dur, şuna bir de ben bakayım. Bütün parametreleri kontrol etti mi Poyraz? Bütün hesaplar aynı mı? Yani eğer öyleyse akşam başkanları acil toplantıya çağıracağım. Hemen bir rapor hazırlamalıyız. Evet abi, hepsini kontrol ettim. Hepsi neredeyse dünyamızınkiyle aynı. Bütün değerler güneşimizinkiyle tutuyor. Hatta ve hatta güneşimizin tam 20 bin yıl önceki genç hali. Yani çok uzun süre ömrü var. Burada bütün koloniler halinde tekrar yeni bir dünya inşa edip yaşayabiliriz. Aferin benim akıllı kardeşim. Ben hemen başkanları arıyorum ve akşama acil toplantı için çağırıyorum. Sayın başkanlarım, sizi bu kadar heyecanlı buraya neden çağırdığımızı sanırım anlamışsınızdır. 100 milyar ışık yılı uzağımızda bir galaksi keşfettik. Ve bu galakside güneşimizin 20 bin yıl önceki değerleri aynı. Yani genç bir güneş ve etrafında 20 tane gezegen bulduk. Hemen bu gezegen için bir keşif ekibi yollamalıyız. Bu mükemmel bir haber çocuklar. Bu mükemmel bir haber. Sayın başkanlar, hemen keşif ekiplerinizi oluşturun. Deniz ve Poyraz'ın başkanlığında bu galaksiyi keşfe yolluyoruz. Hemen. Aferin size çocuklar. Bizim için büyük onur başkanım. Hemen biz de keşif ekibimizi hazırlıyoruz ve yeni galaksiye doğru yola çıkıyoruz. Akşama sanırım hareket etmiş oluruz.
insanlığa faydamız dokunacaksa biz bundan onur ve gurur duyarız Sayın Başkanım. Poyraz, bütün ekip hazır mı? Uçuşa geçiyoruz. Nano ışık hızını kullanacağız. Nano moleküler ışınlanmayla sanırım 10 gün içerisinde oraya varmış oluruz. Lütfen bütün ekibe haber et. Herkes hazır abi. Ben de yerime oturayım, kemerlerimi bağlayalım ve hemen uçuşa geçelim. Evet, sonunda geldik kardeşim. Yalnız yüzeye inmeden önce bazı testler yapmamız lazım. Radyasyon seviyelerini falan çok iyi kontrol et. Bu görevi sana veriyorum kardeşim. Sana güveniyorum. Tamam abi, görev bende. Sen hiç merak etme. Hemen şimdi radyasyon incelemelerini yapacağım. Yalnız yüzeye indiğimizde topraktan da örnekler almam lazım. İnşallah radyasyon seviyeleri falan normaldir de kolayca ineriz aşağıya. Yalnız dünyanın dinozorlar çağı zamanına çok benziyor abi bu gezegen. Abi test sonuçları ortaya çıktı. Radyasyon değerleri gayet normal ve güzel. Hemen yer keşif ekibiyle yüzeye inmeliyiz artık. Tamam Poyraz, bu harika haber. Bir an önce raporlarımızı tamamlayalım. Hemen ekiple beraber aşağıya iniyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Yer keşif ekibi hazır efendim. Hemen aşağıya inebiliriz. Bütün cihazlarımız ve bütün makinalarımız tam teçhizat. Bu keşfi tamamlayacağız. Bu arada size minnettarız efendim. Ayrıca bu gezegenin adı ne olacak? Bunu hiç düşündünüz mü? Bunu hiç düşünmedik. Hiç aklımıza gelmemişti. Bu galaksiyi bulduğumuzda renkleri gökkuşağına benziyordu. Bence galaksinin adı Gökkuşağı Galaksisi olsun. Buradaki yıldızın adı da Gökgüneş olsun. Madem öyle, bu yeni bulduğumuz gezegenin adı da Gökdünya olsun o zaman. Evet evet, sanırım böyle çok daha uygun oldu. Bence çok iyi oldu. Sence nasıl oldu Poyraz? Aşağı inelim artık, evet. Ben de sıkıldım. Rafael, dostum, toprak örneklerini verir misin? Hemen onları bir kontrol etmem lazım. Tabii ki efendim. Hemen vereyim size. Bir an önce kontrol edin. Hadi Rafael, işimiz var. Seninle uğraşıyorum burada. Sana bir an önce toprak örneklerini getirmeni söylemiştim oysa. Neden oyalıyorsun ki bizi? Özür dilerim efendim. Gezegen o kadar güzel ki bir an kendimi kaybetmişim. Baksanıza her taraf yemiş. Poyraz, orada ne yapıyorsunuz? Hemen buraya gelir misin? Sana bir şey göstereceğim. Rafael'le uğraşıyorum abi. Beni oyalayıp duruyor. Tamam, buraya gel hemen. Bak burada bir su var. Bu suyu test etmeni istiyorum. Aynı dünyadaki gibi kaynak sularına benziyor. Tamam, geliyorum hemen. Bensiz de bir işi yapamazsınız zaten. Suyun değerleri gayet normal abi. Gayet içilebilir bir su. Bütün ölçüm değerleri ve mineralleri tıpkı dünyadakinin aynısı. Allah'ım ne güzel bir haber. Her şey çok güzel. Buradaki araştırmalarım benim de gayet iyi geçti. Radyasyon seviyeleri normal, toprak seviyeleri normal, su da gayet normal. Bence buraya yerleşebiliriz Poyraz. Hemen inşaat ekibine haber ver ve koloni kurmaya başlasınlar. Tamam abi. Dünya ekibinden hemen Necmettin'i çağırayım da koloniyi kurmaya başlasınlar o zaman. Necmettin, hemen buraya gel. Koloni kurmaya başlayabilirmişiz. Her şey normal dedi abi. Hemen şimdi mi gelmem lazım şef? Biraz işim var mı? Ne işin var acaba Necmettin? Çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun şu an orada? Buraya ne için geldin? Senin görevin neydi? Unuttun mu? Şu sucukların pişmesini bekliyorum şef. Biraz daha bekleyemez misin? Sucuk mu? Kafayı mı yedin sen dostum? Yeni bir gezegen keşfettik ve sen hemen ateş yakıp mangal yapıp sucuk mu pişiriyorsun? Tamam şef. Hemen şimdi geliyorum. Ne yaptın Poyraz? Koloniler kuruldu mu? Her şey hazır mı? Evet abi, bütün koloniler kuruldu. Her şeyimiz hazır. Yeni gezegenimiz artık diğer insanların hepsini bekliyor. Burada mutluluk ve huzur içinde yaşayabileceğimizi düşünüyorum.
Aferin Poyraz, çok iyi iş çıkardın. Bir an önce gidelim de raporlarımızı sunalım ve başkanlar bilgilensinler. Sanırım onlar da bizim kadar çok sevinecekler kardeşim. Gök dünyadan dünyaya, gök dünyadan dünyaya. Bizi duyabiliyor musunuz? Bağlantı kuruldu abi. Başkan şu an ekranda. Görüşebilirsin. Merhaba çocuklar. Sizi duyabiliyorum. Raporlarınız elime ulaştı. Haberler çok iyi. Neler söylemek istersiniz? Sayın Başkan, raporlar elinize ulaştıysa yeni gezegenin taşınmaya müsait olduğunu da öğrenmiş bulunuyorsunuz. Artık sizi ve bütün insanlığı buraya bekliyoruz. Biz kolonileri kurduk. Her şey şu an hazır durumda. Saygılarımızla Sayın Başkan. Aferin çocuklar. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere yeni keşfettiğiniz gezegende istediğiniz yere laboratuvarınızı kurmanız için arazi vereceğim. Ve sınırsız para. Bütün koloninin diğer başkanları adına ve tüm insanlık adına sizlere minnettarız çocuklar. Bundan sonra tüm kolonilerin fahri bilim adamları sizler olacaksınız. Tebrik ediyorum. Hiç gerek yoktu Sayın Başkanım. Kardeşim Poyraz ve ben sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyduk. Ve sizleri dört gözle bekliyoruz. Saygılarımızla Sayın Başkan. Necmettin'e kızmıştım ama sucuklar da gerçekten güzel olmuştu değil mi abi? Evet Poyraz, gerçekten sucuklar çok güzel olmuştu. Karnımız da doydu. Artık bütün insanların gelmesini bekleyebiliriz. Bu işi de güzellikle hallettiğimiz için çok mutluyum. Artık güzel, rahat bir uyku uyuyabiliriz sanırım bugün. Evet çocuklar, bir hikayemizin daha sonuna geldik. Bilim adamlarımız Deniz ve Poyraz bir işin daha üstesinden geldiler. Deniz ve Poyraz ve bütün insanlık yeni buldukları gök dünya gezegeninde mutlu ve mesut yaşamaya devam etmişler. Bakalım bir sonraki çizgi masalımızda Deniz ve Poyraz neyi başaracak, ne keşfedecekler ve neler bulacaklar. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar.